Selamlar efendim. Neyse çok fazla uzatmayacağım. Kısacası şöyle ben birkaç gündür bir oyuna takıldım. Dedim ki ben bu oyuna sardım. Neden siz sarmayasınız? O yüzden böyle küçük bir ilk bakış attım. Oyunu bayağı oynadım bu arada. Bu yüzden de sizinle paylaşmak istedim. Kısacası bu Soulstone Survivors nasıl bir oyun? Onu birazcık gösterdim. Belki sizin de hoşunuza gider. Ben bu oyuna hakaret gibi değil ama bir şey söylemek istiyorum. Beyninizi böyle bir köşeye bırakıp gelin cidden bu oyunu oynayın bak. Oyun kaymak gibi. Şimdi eğer zamanında böyle Vampire Survivors 20 Minutes Till Dawn ya da ne bileyim Brotato, Halls of Torment ya da Risk of Rain gibi falan oyunlardan birini oynadıysanız zaten bu oyun size inanılmaz ilaç gibi gelecek. Emin olabilirsiniz bunun Vampire Survivors'tan bile daha iyi ya. Çok üzgünüm ama. Neden üzgünüm onu da bilmiyorum. Sanki oyunu ben yaptım. Kısacası böyle ekranın havai fişek gösterisine alışıksınız eğer bu oyunları oynadıysanız. Oynamadıysanız da ve türe yeni başlayacaksanız ve diyorsanız ki ya bu neymiş diye soruyorsanız buyurun şöyle sizi kahvenizi çayınızı artık neyinizi istiyorsanız alın oturun size bir şey diyeceğim. Bir şey demeyeceğim aslında. Baya paragraf diyeceğim bu arada. Şimdi en başta türe alışkın olmayanlar için böyle küçük bir özet geçeyim. Hani nasıl bir tür bu diye. Zamanda çok fazla mermi cehennemi oyunu yani balı tel oyunu oynadıysanız bunun tam tersi. Mermiler değil siz mermileri onlara yönlendiriyorsunuz. Yani mermi cehennemi aslında siz yaratıyorsunuz ve inanılmaz zevkli. Şu an en popüleri en azından duyabileceğiniz en popüleri olduğundan örnek olarak Vampire Survivors verelim. Mesela karakteri orada sağa sola böyle aşağı yukarı falan götürüyorsunuz. Ama zaten gerisini oyun yapıyor. Yani otomatikman skill'ler pataküte vuruyor birbirlerine. Bu oyunda yani Soulstone Survivors'da kör yani oyunun ortasındaki imleci yönlendirerek aslında skill'leri atıyorsunuz. Tabi bazıları böyle genel skill'ler. Onları atmanıza gerek yok. Oyun bu şekilde işliyor. Aslında siz yönlendiriyorsunuz. Bir de oyunda dash mekaniği var. Yani böyle Hades'teki gibi patakütü oradan oraya ışınlanabiliyorsunuz. Işınlanmak da denmez yani. Zıplayabiliyorsunuz. Zıplamak da denmez. Benim kafam karışık galiba. Neyse siz anladınız büyük ihtimalle. Umarım. Bunların ikisinin birleşimi çok güzel bence bir karma yaratmış oyunda. Mesela zamanında House of Torment'da oynarken bu oyunun farklılığının böyle birazcık Diablo, birazcık da Vampire Survivors'ı karıştırarak ortaya bir şey koymalarındandı. Ve çok hoşuma gitmişti oyun. Kısaca bir oyundan da bahsedecek olursam aktif olarak kullanabileceğiz 6 tane yetenek barınız var. Meteordan tut böyle kutsal ışıklar, buzdan yetenekler, mistik güçler, elektrikli yetenekler falan bir sürü build deneyebiliyorsun. Ne bileyim mesela elektrik build'ı deniyorsun onu gidip buzla karıştırıyorsun falan. Yani her yeteneğin aslında birbirleriyle olan uyumları farklı olabiliyor. Bunu siz belirliyorsunuz. Onun yanında farklı klaslar var. Bir sürü karakter var. Mesela aynı Brotato'da olduğu gibi karakterlerin belli özellikler var. Mesela birinin armor'ı azsa, diğerinin işte canı çok. Birisi kritik hasar çok fazla vuruyor ama canı az. Bunun gibi her karakterin ayrı ayrı özellikleri var. Zaten karakterler işte paladindir, büyücüdür, dövüşçüdür. Bu gibi işte bir sürü değiştirebileceğiniz ve seçebileceğiniz klas yani sınıf var. Bayağı oyun içerisinde boss kesiyorsunuz. Onun dışında bir sürü canavar kesiyorsunuz ama bence oyunun en kötü yanlarından birisi şu sürekli aynı düşmanları kesiyorsunuz. Mesela ne bileyim 5 tane boss gördüyseniz sürekli o 5 boss'u görüyorsunuz yani böyle çevire çevire sürekli veriyorlar size. Ha, bu o kadar önemli mi? Bence bu oyun türünde ben o kadar umursamadım açıkçası. Hem mesela Hogwarts Legacy'de sürekli goblin kesmek mesela çok can sıkıcı bir şeydi. Çünkü oyun onun üstünden ilerliyor yani. Sürekli goblin kesersem bir noktada görsel olarak canımı sıkabiliyor bu durum. Neyse. E, Hogwarts da gömüldüğüne göre içimiz rahat bir şekilde devam edebiliriz. Yani kısacası düşman Sürekli tekrarlıyor ama gelin görün ki O yaratıkları bossları falan doğurarken O tatmin duygusu var ya muhteşem. Tabii bir noktada şey falan yapıyorsun böyle ilerledikçe, seviye atladıkça, daha güzel bitler alıp böyle denedikçe abi ekranda ne oluyor şu an falan diyorsun. Aynı böyle Final Fantasy'deki boss savaşları gibi. Yani ne yaptığını bilmiyorsun o an. Böyle skill atıyorsun ama hani nereye attın, nereye gitti, ona mı gitti, bana mı geldi? Hiç belli olmuyor. Bir şey değil mi bu da ayrı bir zevk yani. Ha bir de düşmanlar da yani mesela ne bileyim boss'lar falan size atak yapabiliyorlar. Saldırıyorlar yani. Ortalık o kadar birbirine karışmış ki ben anlayamadım yani. Hatta bir süre sonra benim canım falan azalmaya başladı. Lan ne oluyor? falan hani Bir baktım ben aslında onların attığı skillin üstüne duruyormuşum ama kendi attığım skillden göremiyorum. Öyle diyeyim size. Bir mükemmel oyun. Benim gözüm bozdu öyle diyeyim. Ben gözlüklü bir bireyim ve benim gözüm bozuldu. Oyun roguelike bir oyun. Yani oyun öldüğünüzde bitiyor. Baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Ama oyun içerisinde topladığınız kaynaklar ana sayfada baya güzel geliştirmeler dizmenizi sağlıyor. Yapmanızı sağlıyor. Mesela karakterin silahını geliştirebiliyorsunuz. Rune açabiliyorsunuz. Yetenek ağacındaki bir sonraki oyununuz için güçlendirmeler açabiliyorsunuz. Kalıcı güçlendirmeler. Oyunun asıl amacı burada başarım kasmak tabii de. Başarım da var burada. Başarımları tamamlayarak daha fazla sınıf açıyorsunuz karakter açıyorsunuz, rün açıyorsunuz. Ben normalde başarım kasmaktan nefret eden bir insan olarak var illaç gibi geldi. Yani 7-24 başarım kasıyorum oyunda. Neyse sakinim. Oyunda demin bahsettiğim gibi haritalar var. Haritalar da çok yok bu arada. Aynı bosslar gibi sürekli tekrar ediyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz. Ama haritalarda belirli zorluklara kadar gidebiliyorsun. Mesela lanette zorluklar var. 1-2-3-4-5-6 diye gidiyor. Sürekli onları tekrarlayıp kaynak toplamaya çalışıyorsunuz. Ve her haritada farklı kaynak toplayabiliyorsunuz. Bu topladığınız kaynaklar genelde işte silahınızı güçlendirmeniz falan yarıyor. Eğer spesifik istediğiniz bir karakterin silahını güçlendirmek istiyorsanız o kaynağın bulunduğu haritaya gitmeniz lazım. Bir de kısaca şunu hatırlatacağım. Oyun erken erişim oyunu. Yani oyuna sürekli bir güncelleme geliyor. Onu da söylemek istedim. Yani geliştiriciler bayağı ilgili gibi duruyor. Kısacası oyun çok eğlenceli. Bence fiyatını sonuna kadar da hak ediyor. Zaten 10 dolar olarak çıkmış oyun. Bizde 5,5 falan. Yani 185 liraya falan tekabül ediyor. Ben olsam sanırım bu oyuna 400-500 liraya kadar falan para gömebilirim. Çünkü gerçekten deli gibi grind yaptırıyor ki zaten oyunun amacı o. Ama amacını yerine getirebilen bir oyun. Yani son zamanlarda böyle şeyler çok zor buluyoruz biliyorsunuz ki. Eğer diyorsanız ki ben karakterimde güç fantezisi yaşayacağım, keseceğim, biçeceğim, biçme makinesi olacağım diyenlere önerimdir. Ama eğer sorumluluklarınız varsa hayatta şu an önermiyorum. Çünkü ben işimi gücümü bıraktım ve bunu oynuyorum. Problem yani biraz bir tık bir çıtırından problem. Ama çok güzel oyun. Neyse benden bu kadar. Eğer oyunu oynayıp oynamadıysanız aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Ne istiyorsanız artık tekme atabilirsiniz beğeni butonuna. Neyse ben sağladım size bırakıyorum. Artık yorumlarda buluşuruz. Neyse güzel oyunlar oynayın ki güzel oyunlar konuşalım.